Merhaba arkadaşlar. Şarj aleti alıyorken nelere dikkat edeceksiniz onları anlatacağım. Birinci olarak şarj kablonuzun uzunluğu önemlidir. Bu yüzden standart ölçülerde bir şarj kablosu kullanın. İkinci nokta ve en önemli nokta ise şarj adaptörlerimizin üzerinde yazmakta olan çıkışları. Çıkış her şarj aleti başlığında aynı ifade edilmez. Bazılarında amper olarak yazılmıştır, bazılarında miliamper olarak yazılmıştır. Eğer amper olarak yazıldıysa 1.5 amper, 1.8 amper, 2.0 amper gibi yazıyordu. Miliamper olarak yazıldıysa 1500 miliamper, 2000 miliamper, 2100 miliamper gibi yazmaktadır. Bir genelleme yapacak olursak, iPhone kullanıyorsanız şarj aletinizin başlığı 1000 miliamper, yani 1 amper olmalıdır. Yüksek kapasiteli bir bataryanız varsa telefonunuzda, bununla ilgili 2.1 amperlik bir şarj başlığı kullanabilirsiniz. Yani en yüksek bulabildiğiniz neyse onu kullanın. Bir zarar vermez. Düşük olursa batarya geç dolar. Eğer tablet kullanıyorsanız Apple'ın tabletinde mesela 10 volt gücünde 2.1 amper çıkışlı şarj başlığı kullanmalısınız. Şarj süresi bununla 2 saat civarında olur. Aynı şekilde araç şarjlarında da buna dikkat edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Herhangi bir sorunuz varsa bize yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.